Evet, sağ ol. Teşekkürler. Sen iyi misin karıcığım? İyiyim. Neden? Bilmem. Biraz gergin gibisin. Bir şey mi oldu? Yok. Hiçbir şey olmadı. Ama kahvemi kış bahçesinde alacağım Müfeş. Müfeş. Dila kalkmadı mı hala? Günaydın. Güneş'im acele eder misin? Biraz işim var bugün. Kızın daha kahvaltısı bitmedi Dila. Bekle biraz. Kızım çantanı al lütfen. Güneş otur, devam et Hüseyin. Dila. Kızım iyi misin sen? İyiyim. Psikoloğa gideceğim. O yüzden acele ediyorum biraz. Ben bırakayım mı siz? İster misiniz? Yok, siz keyfinize bakın. Biz gideriz. Hadi Güneş'cim. Çok eğlen. Efendim Fulya. Tamam, ben de 5 dakikaya hazırlanıp çıkıyorum. Ben de işe gidiyorum. Size afiyet olsun. Sağ ol. Kolay gelsin. Bakın, benim bu randevuya gerçekten çok ihtiyacım var. Gerçekten şöyle bir 5 dakika falan araya soksanız beni olmaz mı? Lütfen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben zaten çıktım şimdi yola. Yoldayım. Hemen geliyorum. Birazdan görüşürüz. Fırat, benim farkına varmadığım bir sorun mu var? Kardeşin neden bu saatte apar topar psikoloğa gidiyor? Ha? Var mı bilgi? Aslında gitmesi iyi baba. Yani mücadele etmesi gerekiyor bence. Tamam da bir garip bir durgunluk var bu sabah üzerinde. Annenle mi tartıştı acaba? Ha? Biliyorsun birbirlerine iyi gelmiyorlar. Didişip duruyorlar sürekli. Annen kendini bıçaklayıp Dila'nın üzerine bile attı, biliyor musun? Baba, bunu belli ki Dila anlatmış sana ama durum öyle değil. Bak, sana bir şey anlatayım ben. Azıcık kan dökmüş olabilirim ama Dila'nın beni bıçakladığına Fırat bile inandı. Artık kızından hayat boyu kurtuldum. Bundan sonra hayatını akıl hastanesinde geçirecek. Nasıl ya? Yani ben aşağıda yatarken her şeyi duyduğumu söylemiştim. Keşke bunları sana anlatmasaydım. Sonuçta olan oldu, giden gitti. Kusura bakma oğlum, üzdüm seni biraz. Sorun değil baba. Bak Fırat, ben bu saatten sonra bu evde huzursuzluk çıksın istemiyorum. Lütfen bunları annene paylaşma, tamam mı? Sen nasıl istersen. Sağ ol. Sağ ol. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.